بسم الله الرحمن الرحيم. Kurbanım. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana Habil ile Kabil'in kısasıyla başlayan Allah'a yaklaşmanın adıydı kurban. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini alsınlar diye kurban kesmeyi meşru kılan Rabbine teslimiyetinin adıydı kurban. Tıpkı Hazreti İbrahim gibi. Hazreti İbrahim ilerleyen yaşına rağmen çocuk sahibi olamamıştı. Fakat davasını ve ailesini devam ettirecek temiz bir evlat arzu ediyordu. Ve bir gün Rabbine şöyle dua etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasından sonra Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Bu müjde sonrasında Hazreti İbrahim'in ikinci hanımı olan Hazreti Hacer validemize İsmail adını verecekleri bir çocuk nasip olmuştu. Aradan geçen zaman sonrasında Hazreti İsmail büyüdü. Hazreti İbrahim'in ilk eşi olan Hazreti Sare, Hazreti Hacer ile Hazreti İsmail'i yanlarında olmasını istemedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'i yurtlarından çok uzak olan Mekke Vadisi'ne, çevresinde tarım arazisi olmayan Kabe'nin hemen yanı başına yerleştirdi. Hanımını ve çocuğunu geride bırakırken hüzünlü bir şekilde Rabbine şöyle dua etti. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Hanımının biri Filistin, birisi de Mekke'de olmasına rağmen Kabe ile Filistin arasında gidip gelmeye başlar Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail ise kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa geldiği vakit aynı rüyayı 3 gün görür. Rüyasında evladını kurban etmesiyle ilgili adak hatırlatılır. Gelin şimdi de kıssanın geri kalan kısmını Kur'an-ı Azimüşşan'dan dinleyelim. Saffat Suresi. بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم إنك
Kurban, Allah için her şeyden, en önemlisi de nefsinin bencil istek ve tutkularından arınmaktır. En yakınını dahi feda edebilecek kadar yüreği Allah aşk ile dolu olan Hazreti İbrahim'in mübarek hatırası ve Hazreti İsmail'in teslimiyetidir kurban. Kurban, nefsini Allah için kurban ederek arınmaktır. Ölümlüyü ölümsüze kurban etmektir kurban. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in Allah'a karşı gösterdikleri kararlı itaatin karşılığı olarak hayvan kurban edilmesinin anısıdır kurban. Ve o günden sonra bütün müminler başarıyla sonuçlanmış bu imtihanın bir hatırası olarak ve Yüce Rabbine olan şükranlarını sunmak için kurban kesmeye başladılar. Unutmayalım ki onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Bayramınız mübarek olsun.